Başlıyorum. Kayıt. 83 F tuşuna. Akşam film izlerken yeni nesil ince bilgisayarlarda çok yaşa. Tamam, küfretme. Darlama beni bakışlarımla. Bitti. Herkese merhaba ShiftDelete.Net izleyenleri. Beni pembe teknoloji videolarında sıklıkla görüyorsunuz. Hatta bazen ShiftDelete.Net'in detay video çekimlerinde de görüyorsunuz. Ekranlarda çok sık gözükmeme nedenim asıl işimin Hakkı Alkan'ın takvimini yönetiyor olmak. Biliyorsunuz Hakkı Bey'in takvimi oldukça yoğun. Bu iş gerçekten ciddi bir planlama ve dikkat gerektiriyor. Aynı zamanda takvimi son dakika değişiklikleri oldukça müsait. Ve bazen birden fazla işi aynı anda yapmam gerekebilen zamanlar oluyor. Ben bu işi yaparken her yere rahatlıkla götürebileceğim incelikte ve hafiflikte olması gerekiyor. Bunun yanı sıra pil ömrünün de kuvvetli olması gerekiyor. Performansının iyi olması gerekiyor. Böyle bir bilgisayara ihtiyacım var. Bu noktada Asus Zenbook S13 OLED benim yol arkadaşım oldu. Şimdi size bu bilgisayarın özelliklerini ve deneyimlerimi anlatacağım. Tasarım özellikleriyle devam edelim. Hakkı Bey ile çalışmak hızlı ve pratik olmayı gerektiriyor. Şimdi bana bir iş geldiği zaman ya da bir telefon geldiği zaman bazen birden fazla işi söyleyebiliyor ve ben onları anında not almam, kaydetmem gerekiyor. Bu noktada pratiklik anlamında laptopun yüz tanıma teknolojisi gerçekten çok işimi rahatlatıyor. Hemen laptopu açıyorum. Şifre girmeme gerek kalmıyor. Yüzümü tanıdığı için hemen laptop aktif hale geliyor ve o zaman gerekli notlarımı alıp hemen planlamalarıma geçebiliyorum. Hatta bazen birden fazla işi de bu bilgisayarla yapabiliyorum. Örneğin müzik dinlerken bir yandan antrenman videosu açıyorum. Antrenman yaparken bakıyorum ki bir yandan bir mail gelmiş. Hemen işe dönmem gerekiyor. O noktada hemen videoları durdurarak işime geri dönüyorum. Malzeme kalitesi o kadar iyi ki el izi yapmıyor ve elden kayma düşme yapmıyor. Aynı zamanda birden fazla iş yaparken bazen sakarlıklar yaşanabiliyor. Gövdesinin dayanıklı malzemeden olması bu noktada büyük avantaj sağlıyor. MIX sertifikalı ambalaj geri dönüştürülmüş bir ürün. Kutusuyla birlikte laptopta geri dönüştürülmüş bir üründen kullanıldı. Bu notebook şimdiye kadar üretilen en çevre dostu Zenbook. Bazalt gri modeli plazma seramik alüminyumdan kullanılmış. Plazma seramik alüminyum ne demek merak ettim ve sizin için araştırdım. Elektriklendirme yöntemi ile alüminyumu seramik kaplama işlemesiymiş. Gerçekten de arka yüzeyi seramik gibi hissettiriyor. Bu noktada hem el izi yapmıyor hem de yaşanabilecek sakarlıkların önüne geçebiliyorsunuz. Malzemesinin kaliteli olmasından ötürü kayma düşme yapmıyor. Laptop'un kullanışlı olması bizim için çok önemli. Aynı zamanda şık olması da önemli. Zenbook S13 OLED modelinin dış tasarımına baktığımızda Asus'un A'sına vurgu yapılıyor. Tasarım anlamında bir zenginlik katılmış. Dünyanın en ince 13.3 inçlik dizüstü bilgisayar olması ile tam aradığım özellik. Ben iş hayatımın yanı sıra gezmeyi de çok seviyorum. Fakat aklım bir yandan işte kalmasın istiyorum. O nedenle laptopu yanımda taşımam gerekiyor. 1 santim kalınlığı var. 1 kilogram ağırlığında. Çantamızda taşıdığımız zaman varlığıyla yokluğu gerçekten bir. Hatta cumartesi günü şöyle bir şey geldi başıma, size bahsetmek istiyorum. Bir mekandaydım, laptopla bir işim vardı. O mekandan ayrıldım, eve giderken çantamda bir yokluk hissi hissettim. Acaba dedim laptopu mekanda mı unuttum? O yüzden çantamın içini açıp kontrol etme ihtiyacı hissettim. Bir baktım laptop orada duruyor. Yani o kadar hafif ki ve ayrıca dışarıdan bir gözle baktığı zaman içerisinde sanki bir şey yokmuş gibi de gözükebiliyor. Bundan önceki kullandığım laptop varlığını bana hissettiriyordu. Hatta derler ya, bir ürünü bir dakika taşırsanız o size ağırlık yük yapmaz ama birkaç saat taşırsanız yük yapar diye. Bu laptop için onu söyleyemeyeceğiz. Gerçekten 1 saatte taşısanız, 3 saatte taşısanız varlığıyla yokluğu bir o kadar ince ki zaten dünyanın en ince laptopu olma özelliğine de sahip. Bu arada uzaktan çalışanlar için de gerçekten birebir. Bazen anlık online toplantılar olabiliyor. Planlamalarda değişiklik yapmak gerekebiliyor. Hemen laptopu açıp kullanmanız gerekebiliyor. O nedenle laptop size kullanım kolaylığı da sağlıyor. Hep iş üzerinden ilerledik ama şimdi birazcık eğlenmek istediğimiz zaman bu laptopu nasıl kullanabiliriz biliyor musunuz? Laptop 180 derecede açılabiliyor. F7 tuşundan tuşlarının ışıklarını kapatabiliyorsunuz. Sadece ekranı kullanıp istediğiniz konfor alanında filmi rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Siz film izlerken bir bakıyorsunuz bir mail gelmiş ya da bir mesaj gelmiş patrondan. Ne yapıyorsunuz? Hemen F7 tuşuna tekrar basarak 3 kademeli parlaklık ayarı var tuşların. Işıkları açarak hemen klavyeyi tekrar kullanabiliyorsunuz. Maillere yanıt verdikten sonra filme tekrar devam etmek için ne yapıyorsunuz? F7 tuşuna basarak ışıkları kapatıyorsunuz. Tekrar o ekranın konfor alanına 180 derece getiriyorsunuz. Ardından touchpad o kadar parmakları hızlı bir şekilde algılıyor ki touchpad'i kapatma tuşu da var. F6 tuşuna basarak dokunmatik yüzeyi de hemen devre dışı yaparak filminize kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Normal klavyelerin altında bir ayak olur. Bu ayakları açarak bilekleriniz için daha ergonomik bir yazı açısı elde eder. Fakat laptoplarda bunu sağlamak zor. Bilgisayarın menteşesine baktığımız zaman farklı bir şekilde açıldığını görüyoruz. Bu yapısı sayesinde Asus Zenbook S13 OLED daha ergonomik bir kullanım imkanı tanıyor kullanıcıya. Sanki altında bir stand varmış da onun üzerinde yazı yazıyormuşsunuz izlenimi veriyor. Ayrıca iç kısmında ise hava akımını yukarı vermeye sağlayan bir boşluk var. Bu da laptopun daha geç ısınmasını sağlıyor. Ekran ve klavye arasındaki boşluk laptopa bir derinlik katıyor. Yine görünüş açısından baktığımız zaman da kullanıcıya bir zenginlik sunmuş oluyor. Bu laptopun içerisinde gördüğümüz gibi sol alt tarafta kalan kısımda Intel Evo i7 işletim sistemi olduğunu görüyoruz. Oldukça üst segment olduğunu söyleyebilirim. Tabii ben kaç çekirdekli olduğu ya da kaç GHz olduğu gibi konulara çok meraklı değilim. Benim için önemli olan kasmadan, donmadan, ısınmadan çalışması. Bir diğer yandan Harman Kardon ile desteklenmiş ses çıkışlarının olduğunu görüyoruz. Dışarıya verdiği ses seviyesi ve kalitesi gayet yeterli düzeyde demek. Yeni nesil ince bilgisayarlarda bağlantı yuvaları problemdir. Her kabloyu maalesef takamazsınız. Ama bu bilgisayarda öyle bir şey söz konusu değil. HDMI girişi sayesinde kolaylıkla görüntülerinizi ekrana, televizyona ya da herhangi projeksiyona yansıtabilirsiniz. Örnek veriyorum, Hakkı Bey'in takvimi çok yoğun olduğu için biz bazen Hakkı Bey ile takviminin üzerinden geçmek durumunda kalıyoruz. Takvim düzenlemeleri, planlamaları yapmak durumunda kalıyoruz. Bu laptopla çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Laptopun boyutu bize yetersiz gelirse hemen HDMI kablosu sayesinde televizyona yansıtıyoruz ve o şekilde işlerimizi kolay ve hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Örnek veriyorum, öğretmen olabilirsiniz. Öğrencilere projeksiyondan ya da televizyondan farklı bir şeyden bir görüntü açmak isteyebilirsiniz. Bu laptopla kolay bir şekilde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sağ tarafta eski tip USB girişi var. Hemen yanında kulaklık girişi var. Sol tarafta yeni tip USB girişi var ve bir de HDMI girişi var. Yeni tip ve eski tip kablonuz varsa sıkıntı yaşamadan kullanabilirsiniz bu bağlantıyı. Yanında bir de güçlü bir şarj adaptörü ile geliyor. Şimdi ben dayanıklılığa önem veriyorum. Aldığım bir laptopun hem dayanıklı olmasını istiyorum hem performansının yüksek olmasını istiyorum. Dayanıklılık noktasında Zenbook bu serisinde ne yapmış biliyor musunuz? Asgari sınıf testlerinden geçirmiş. Ayrıca 26 testte sıkı bir şekilde test ederek dünyanın en dayanıklı laptopu haline getirmiş. Gerçekten oldukça başarılı bir nokta benim için. 2.8K OLED ekranı var. Günlük hayatımızda hep ekrana bakıyoruz. Özellikle benim işim hep ekrana bakmak. Sosyal hayatta da çok fazla film izlemeyi sevdiğim için yine hep ekrana bakıyorum. O nedenle benim kullanacağım laptopun ekran özelliklerinin iyi olması gerekiyor ki göz sağlığıma zarar vermesin. Düşük mavi ışık emisyonu sayesinde en uzun ekran sürelerinde dahi kullanıcının göz konforunu korumayı amaçlıyor. Asus 2022 senesinde Zenbook serisiyle OLED paneli ile ödül aldı. OLED geleceğin teknolojisi olacak yönde ilerliyor. Peki nedir bu OLED ekran? Birazcık size değinmek istiyorum. Siyahı gerçek siyah olarak görmek, oldukça doygun renklere ulaşmak, renk uzayının daha fazla olması gibi birçok özelliği var bu OLED ekranın. Laptop üzerinde sonuçta ekrandan iş yapıyoruz. Yani yazarken, YouTube'dan bir şeyler izlerken, film izlerken, o nedenle ekran kalitesi bizim için oldukça önemli. Ben OLED olmayan bir ekrandan geçtim bu OLED ekrana. Farkını 2. dakikada hissettim. 2.8K çözünürlüğü var. Ekrandaki çerçeve kısmına bakacak olursak gayet ince ve parlak bir malzeme kullanılmış. Bu da ekranın daha geniş ve daha kullanışlı gözükmesini sağlıyor. Asus yazılımlarla da bu ekran deneyimini geliştirdi. Grafik tasarım işiyle uğraşan biriyseniz eğer bu ekran sizi tatmin edebilecek bir performansa sahip. Ekran DCI-P3 uzayının %100'ünü destekliyor ve kontrastı oldukça yüksek. Video ve fotoğraf düzenleme işiyle uğraşıyorsanız bu laptop sizi mutlu edecektir. Size renkleri olduğu gibi gösterecektir ve başarılı işleri bu laptopla gerçekleştirebilirsiniz. Ben işim gereği güncellemelerle bilgisayarın performans ayarı gibi detaylarıyla çok fazla uğraşamıyorum. Benim yerime MyAsus bunu bir uygulama üzerinden yapıyor. Peki ben MyAsus'ta neler yapabiliyorum? Yazılım güncelleme, bilgisayarınızın performansını optimize etme, yani pilim az ise düşük güç seviye moduna geçiyorum. Bağlantı ve aygıt yönetimi gibi ayarları tek bir uygulama üzerinden ayarlayabiliyorum. Fan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, toplantıda karşı tarafa ses gitmemesi gerekiyor. Bu ayarı kullanarak o ses seviyesini en aza indirebilirsiniz. Ses modları ayarından istediğiniz ses modu ayarını kullanabilirsiniz. Müzik dinliyorsanız onun ayrı bir modu var. Film izliyorsanız onun ayrı bir modu var. Daha temiz, daha keskin, daha güzel bir ses vermeyi sağlıyor bu mod ayarlarındaki geçiş. Bilgisayarın webcam ve mikrofonu da oldukça kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Görüntü anlamında karşıya temiz ve net bir görüntü sağlıyor. Hakkı Bey Amerika'da olduğu için ya da farklı bir ülkede de olabiliyor. Dediğim gibi çok yoğun kendisi ve onu bu bilgisayarla takip edebiliyorum. Bu bilgisayar olmasaydı belki birazcık daha işim zor olurdu ama bilgisayar sayesinde onun yoğunluğuna ayak uydurabiliyorum. Görüntüm karşı tarafı net gidiyor. Sesimde hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Yine Harman Kardon'un vermiş olduğu destekle birlikte de gerçekleşiyor bu. İşimin bir diğer kısmı da benim yazmak olduğu için gerçekten ekranın kalitesi, işte bu OLED ekranının gözümü yormaması, renkleri tam vermesi, güçlü bir performans sağlaması beni çok mutlu ediyor. Evet ama klavye de benim için çok önemli. Çünkü bir noktada sürekli yazmam da gerekiyor, not almam da gerekiyor. Bombeli tuşlar sayesinde daha rahat bir yazım imkanı elde edebiliyorum. Kısa yol tuşları var. Bu kısa yol tuşları benim çok hoşuma gidiyor. Örnek veriyorum, F9 tuşuna basıyorum, mikrofonum açılıyor, kapanıyor. F10 tuşu ile görüntümü açıp kapatabiliyorum. F6 tuşuyla dokunmatik dış yüzeyi kapatıp açabiliyorum. Yani klavye yönetimi tek tuşla benim elimde olabiliyor. F7 tuşu var. Bu F7 tuşunda da klavye parlaklık oranını istediğim gibi ayarlayabiliyorum. 3 kademe şeklinde bu ayar var. Touchpad'i oldukça geniş. Parmak hareketlerinizi kolaylıkla algılıyor. Parmaklarınızı touchpad üzerinde kolay bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Algılaması kolay olduğu için touchpad'i kapatarak da kullanabilirsiniz. Belki mouse kullanmak istiyorsunuz. O zaman touchpad'i kapatmanız gerekiyor. Mouse'a devam edebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Genel bir toparlama, değerlendirme yapacak olursam yoğun iş temposunda bana ayak uydurabilen bir laptop olması neticesinde beni çok mutlu ediyor. İnce olması, yanımda her an istediğim yere taşıyor olabilmek, işimi nerede olursam olayım kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde takip ediyor olabilmek beni mutlu ediyor. Mutlu eden bir diğer özellik ise YouTube'da arka planda bir video açık diyelim, bir şey izliyorum. Not almam gerekiyor. Hemen not almak için not defterini açıyorum. Ama o sekmeleri kapatmadan bir de böyle bir mola vermek istiyorum. Asphalt 9 oyununu oynuyorum ben bu laptopla genellikle. O oyunu açtığım zaman hızlı bir şekilde oyuna geçiş sağlayabiliyorum. Oyundan tekrar çıkıp diğer sekmelere geri dönebiliyorum. Yani bu ne demek? Sekmeler arasında hızlı geçiş yapabiliyorum. Bu noktada beni mutlu etti. Fotoğraf ve video işine merakınız varsa sizi de memnun edebilecek bir laptop olduğunu söyleyebilirim. Renkleri çok güzel bir şekilde veriyor. Pikselleri çok net bir şekilde veriyor. O nedenle başarılı bir şekilde videolarınızı kurgulayabilirsiniz. Bir de bir deneyimimden size bahsetmek istiyorum. Laptopun %8 şarjı kalmıştı. Ben laptopu şarja taktım. Aynı zamanda film izlemeye devam ettim. Tam 1,5 saat sonra %100 şarj olmuş olarak laptop bana geri döndü. Ama siz film izlemezseniz, herhangi bir şeyle ilgilenmezseniz 1,5 saatten daha az bir sürede %100 şarj olacaktır diye düşünüyorum. Zaten pil ömrü çok yüksek gidiyor. Hani sizlik bir işiniz çıktı, bir yere gitmeniz gerekiyor. Adaptörü yanınızda taşımanıza gerek yok. Fakat seyahatiniz olduğu zaman, bir yere gideceğiniz zaman adaptörü hafif olması neticesinde yanınızda taşıyabilirsiniz. Siz dizüstü bilgisayar satın alırken tasarımsal özelliklerine mi dikkat ediyorsunuz yoksa donanım özelliklerine mi dikkat ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara yazmanızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.